Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bu hafta sizlere 500 tane gezen tavuk işletmesiyle 2000 tanelik bir gezen tavuk işletmesini kıyaslayacağız. Aralarındaki farklardan bahsedeceğiz. Niye böyle bir kıyaslama yaptığımızdan da bahsedeceğiz. Ama her zamanki videoya başlamadan önce, eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Bol bol da yorum ve soru bekliyorum sizlerden. Mümkün olduğunca hızlı cevap vermeye çalışacağım. Bu aralar biraz telaşlarımız var. Ama mümkün olduğunca arkadaşlar sizlere yanıt vermeye çalışıyoruz diyorum ve hızlıca konuya başlıyorum. Şimdi 500 ile 2000'i niye kıyaslıyorsun? Arada 1000 var diyeceksiniz. Bir önceki videomda 1000 tane tavuğun maliyetinden, masrafından bahsettim. Burada da aslında size ufak ufak tüyolar vermiş oldum. Biliyorsunuz bir işletmeye başlarken minimum bir 500 tane adet bugün bu işin kurtarı noktası haline geldi. Yani 200 tane, 300 tane tavuk, eğer hali hazırda bir yapınız yok ise, sıfırdan bir işletme kuracaksanız 500 tane tavukla başlayın diyorum. Ki satacağınız yumurta yem parasını ödesin, bu işe size heves versin, etrafınıza, eşinize, dostunuza anca yayılırsınız diye. Buradan büyürken bir önceki videomdan 1000 tavuğu, bu videoda da 2000 tavuğun maliyetini görürsünüz. Bundan sonraki videoda da arkadaşlar 5000 tane tavukluk bir işletmeyi en ucuza nasıl mal edip en yüksek miktarda ne şekilde para kazanabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi 500 tane tavuğun kurulum maliyeti. Ekim'in sonlarına doğru yaklaşıyoruz artık. Bugünün maliyetleri arkadaşlar, çadırı, follu, yemli, sulu, fanı ve 500 tane tavuk dahil olmak üzere 100.000 liraya mal oluyor arkadaşlar. Tavuğun da fiyatı, bugünkü güncel fiyat 90 liradan aldık bunu. Onu da söyleyeyim size. Bugün verdiğimiz fiyatlardan bahsediyoruz sizlere. Güncel yem maliyeti bir önceki videomda hatırlarsanız 8 lira 83 kuruştu. 63 kilogram gibi bir yem yiyecekler. Bu da 550 liralık günlük bir yem maliyeti neden olacak. Yani 100 bin lira parayı yatırdım, işletmeyi kurdum, her şey yolunda gitti, tavuklarım geldi, artık hayvanlara yem verip yumurta alma zamanı dediğinizde yem masrafınız günlük arkadaşlar 550 lira. Hemen yakında satacağım yumurtayı. Yani günde 12-13 koli yumurta etrafıma, eşime, dostuma dağıtacağım. Yani bu böyle olur zaten 500 adette. Yakın çevreden başlarsınız. Bu hayvanlara 45 ila 60 günde bir, biliyorsunuz, ikili karma dediğimiz bir aşı var. Bunu yapacağım. Ufak tefek vitaminler vereceğim. Azıcık bir elektrik kullanıyorum zaten. Bir tane fan çalıştırıyorum. Birkaç tane lamba çalıştırıyorum. Biraz da su veriyorum. Günlük 130 lira maliyet yazdım ki bu 30 günde arkadaşlar 3900 lira yapar. Yine bu kadar maliyet olmaz ama yine de biz bunu fazla fazla belirtelim. Hani olur ya, biraz arabayla yem taşırsınız filan, masraf olur. Arkadaşlar günlük masrafınız toplamda 680 lira oluyor. Şimdi ben 500 tane tavuktan 400 tane minimum yumurta alırım. Arkadaşlar %75 verim aldım burada. Fazlası var da mahsus böyle yaptım. Biraz daha kötü koşulları yaptım. Hani ilk defa başlayanlar bu işte tecrübesizlikler yaşayabilir. Çok uzun süre pikte tutamayabilir. Dönem sonuna doğru şöyle 10. aylarda, 9. aylarda verim ortalama %70'lere, 65'lere doğru gelebilir. İşte bu dönemlerde o hesaba katarak %75 ortalama verimi aldığımızda 400 tane yumurtadan bugünün güncel fiyatıyla 2,5 liradan, altını çizerek söylüyorum, 1000 lira para kazanırsınız. Bu da arkadaşlar size ayda 10 bin lira bir para kazandırır. 14 ayda topladığınızda 140 bin lira gibi bir para kazanmış olursunuz. Şimdi 100 bin lira yatırdım, 140 bin lira aldım, 45 bin lira tavuğa vermiştim, 55 bin lira masrafım vardı, aşağı yukarı işte 85-90 bin lira bir para. Bir de bunu köy tavuğu adlı olarak satmak daha kolay. Yani 500 tane tavuğu diğer 1000, 2000, 5000 gibi rakamlarda parça parça satmak, 10 tane, 5 tane, 3 tane yoğurma makinesinden geçirip eşe dosta dağıtmak daha kolay. 500 tavuğun böyle bir güzelliği var. Ha, 500 tane tavuğu böyle yaptım. Bu işten ayda 5000 liranın üstünde para kazanacak gibi bir potansiyelim var ki buradan bu çıkıyor bu sonuçtan. Bugün bir asgari ücretin üstüne çıkabiliyorum. Çok da uğraşmıyorum günde 1-2 saatle. O zaman daha büyüteyim diyenler, 2000 tane tavuğu anlatacağım şimdi birazdan size kıyasını yapmak için. 1000 tane tavuğu bir önceki videomda anlatmıştım. Şimdi 2000 tane tavuğun masrafı ne olur? Arkadaşlar aynı şekilde 2000 tane tavuk, ki bugün 180 bin lira sadece bunun maliyeti var. 2000 tane tavuk, çadırı, folluğu, yemliği, tavuklar dahil olmak üzere 320 bin lira. Bugünün koşullarında kurulum maliyeti bu kadar. Peki bunun yem masrafı ne olacak? Yine 250 kilo yem tüketecekler aşağı yukarı. 8 lira 80 kuruştan gün kilogram fiyatıyla 2200 liralık bir yem masrafı var günlük. Bakın burada yem masrafı tabii ki artıyor arkadaşlar. Günlük bir masrafımız var. Yumurtayı aldık, götürdük, hayvanları bakmaya geldik. Burada birazcık yol yapıyoruz yani artık. İsmail müsaade et de biraz araba kullanalım diyeceksin. Haliyle arkadaşlar günlük aşağı yukarı arkadaşlar size 300 liraya yakın bir
yakıt masrafı yazdım. Bunun üstüne çıkanlar da olabilir. O zaman gelirden biraz kısacaklar. Bunun elektriği, suluğu, aşısı vesairesi arkadaşlar bu tarz işletmelerde aşağı yukarı Yiğit arkadaşımın işletmesi kadar bir işletme bu. Günlük 100 lira da bunda yazsak günlük 400 lira masraf çıkıyor. Aylık arkadaşlar 12 bin lira masraf çıkar yani bu işletmede en az yem haricinde. Toparlamak gerekirse 2200 lira bu. 400 lira da bu. 2600 lira günlük bir masrafınız var. Günlük 1400 lira geliriniz olacak. Neye göre? 1600 tane çıkan yumurtayı 2,5 lira ortalamayla sattığınızda. Bakın arkadaşlar toptan yapanlarda minimum 2,40 fiyat aldım. Yani 2,5 lira fiyatı artık itiraz eden var ise bu işi yapmasın. Ben 2'ye yapıyorum 1,75'e satıyorum diyen varsa bu işin ticaretinden bahsetmeyelim. Bugünün koşullarında kimsenin kalbi de kırılmasın. Daha doğrusu bu yumurta gezen tavuk yumurtası diye birbirimizi kandırmayalım. Kafesten yumurtayı alıp üstüne yumurta vurmadan satarak bunu gezen tavuk yumurtası diye satmayalım arkadaşlar. Yani bunu da böyle söyleyeyim. Çiftlik yumurtası diyeyim. Açık açık söyleyin arkadaşlar. Bunda bir kabahat yok, kusur yok, bir şey yok. Sonuçta bu da tertemiz bir yumurta. Bu şekilde söyleyebilirsiniz ama gezen tavuk işletmesi için söylüyorum. Asla ve asla bugün 2,5 liranın altında satışı yok yani. Bunu söyleyeyim. Bunun da aylık arkadaşlar 42 bin lira gibi bir gelir oluyor. Ciddi bir gelir. 14 ayda 588 bin lira bir gelir elde ediyorsunuz. Bu tavukların hepsini tamamını topluca kesime verseniz 50 bin lira da buradan elde ediyorsunuz. 630 bin liraya çıkıyor. Arkadaşlar tertemiz 14 ayda 300-310 bin lira gibi bir para getiri elde ediyorsunuz. Yani yatırdığınız para kadar para kazanabiliyorsunuz. Peki bu hangi koşulda? Size daha önce videoların tamamında bahsettiğim o 5 ana kuralı uyguladığınızda ısıtma, soğutma, etraf, efendim çevre düzenlemesi, dışarıdan yabancı getirip de bak benim burada tavuklarım var demediğiniz zamanlarda yani içeri giriş çıkışları engellediğinizde biyogüvenlikte ve 18 ile 24 derece arasında tutabildiğinizde şimdi burada arada şunu yapanlar oluyor ya bunun ısıtma geliri şeyi yok mu diye arkadaşlar içeri soba kurup daha önce videomda var 2 tane tahta koyduğunuzda içerinin ısısını kırabiliyorsunuz. Haldır haldır soba yakın demiyoruz zaten. Tavuğun da kendi bir vücut ısısı var içeriği ısıtıyor. Bunu da söyleyeyim. Dolayısıyla bugün 500 tane tavuktan bu işi öğrenip 1000 ve 2000 adetlere çıkabilirsiniz ki 2000 adetlerde çok ciddi bir şekilde gelir elde edebilirsiniz. Bugün 14 ayda 15 ayda tüm yatırım maliyetleriniz çıktıktan sonra böyle para kazanmak birçok sektörde kolay değil. Kendi işinizin patronu olabilirsiniz ama şunu özellikle söylüyorum bakın bunun hastalığı var sıkıntıları var. Aman gözünü seveyim bu işte acayip para varmış deyip 2000 tane 3000 tane 5000 tane tavukla bu işe girmeyin arkadaşlar ve pazar çok önemli. Pazara girerim nasıl yaparım diye soranlar çok oluyor. Ben de bunu çok yapıyorum ama bunu da hani nereye satayım, nereye yapacağım diyenler eşinden dostundan başlıyor. Sonra mahalleden devam ediyor. Hani bunu da ne yapayım toptan yumurta alıyor musun diye soranlar oluyor. Arkadaşlar öyle almıyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir sonraki videoda belki biraz daha teferruata gireriz. Evet danışmanlık veriyoruz. Evet yardımcı oluyoruz. Arkadaşlar ama dediğim gibi aşağıda bir telefon numarası var. Bu da tabii ki ücretli oluyor. 2000 ve üzerindeki işletmelerin birçoğu bizlerle zaten çalışıyor. 500 tane olan da var ama onda koyunlar olduğu için çalışıyor arkadaşlar bizde. Dolayısıyla arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. İnşallah nefesim yeterse size bir de 5000 tane tavuk neye mal olur videosu çekeceğim bundan sonra. Ondan sonra da Ekim ayında size bol bol güzel güzel videolar izletmiş olacağım. Lütfen eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı arkadaşlar unutmayın diyorum. Sizlere ihtiyacımız var. Sayenizde 20.000 üzerinde hatta bugün 21.000 adet abonemiz oldu. Bizler de şevke geliyoruz. Anlatacak böyle güzel güzel konular buluyoruz. Size anlatmaya çalışıyoruz. Hadi bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın diyelim ve videoyu kapatalım arkadaşlar.